Herkese merhabalar, Eğitim Tubu hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube üzerinden nasıl canlı yayın yapabileceğinizi anlatacağım. İsterseniz videomuza geçelim. Evet YouTube üzerinden canlı yayın yapma sistemi biraz değiştiği için bu videoda size yeni sistemi anlatacağım. Bildiğiniz üzere YouTube Stüdyo bir değişikliğe gitti. Yani stüdyo kısmı YouTube'un e, tamamen değişti. Bunun için canlı yayın yapma olayı da biraz farklılaştı ve bu biz bu yeni sistemde nasıl canlı yayın yapabiliriz? Bu videoda onu göreceğiz. Öncelikle bu canlı yayın yapmamız için bize bir program gerekiyor. Programımız e, daha önce bir videomda da gösterdiğim OBS Studio olacak. Hemen mesela şu şekilde tarayıcımızdan aratalım. Görmüş olduğunuz gibi direkt kendi sitesi var veya burada gezginler sitesi var. Siz istediğiniz yerden OBS Studio'ya indirebilirsiniz kolay bir şekilde. Programı indirdikten sonra da canlı yayın yapımında programı kullanacağız. Ben de program zaten olduğu için şu şekilde Burada görüyorsunuz programı. Programımızı açıyoruz indirdikten sonra. İndirdikten hemen sonra burada programımız şu anda ekranda gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bizim önemli bir noktamız var burada bizim sesimiz var sesimizi görüyorsunuz bu masa üstündeki ses dediği yani bizim e, oyun oynuyorsak yayında oyunun sesi veya herhangi bir şey yapıyorsak yani sistemden gelen her ses kısacası bizim sesimizin dışındaki sesler bunları buradan kısıp açabilirsiniz e, bir yayında arka sesin çok fazla gelmesi iyi olmayacaktır o yüzden e, bunu yarıya filan alabilirsiniz. Ee, bu aşağıda sizin sesinizi yine isteğinize göre ayarlayabilirsiniz şu seviyelerde iyi olacaktır veya fulle edebilirsiniz sesinizi tamamen size kalmış daha doğrusu mikrofonunuza kalmış bir şey mikrofonunuz hangi şekilde daha iyi olursa bunları yaptıktan sonra burada yapacağımız şey şu kaynaklar kısmını görüyorsunuz kaynaklar kısmında e, buraya bir şey ekleyeceğiz bunun için ne yapacağız buraya sağ tıklayacağım şu görmüş olduğunuz alana ekle diyeceğim burada sizin ne yapacağınıza bağlı bir oyun yayını yapıyorsanız oyun yakalama eğer bir normal e, hani sohbet yayını veya işte YouTube'tan video izlenen e, IRL yayınları oluyor bilmiş olduğunuz üzere e, buradan hangisini yapacaksanız siz oradan onu seçeceksiniz ben şu an ekran yakalama olarak göstereceğim ekran yakalama dedim burada yeni oluştur diyorum tamam diyorum ve burada görmüş olduğunuz gibi bana bir Ayar sekmesi geliyor. Burada görüntü ekranı ne kadar su otomatik olarak zaten seçiyor. Burada imleci yakalayı e, kapatırsanız imlecinizi göstermeyecek ekranda bence. Bunu aktif tutun ve daha sonra tamam dedim. Şu anda ekran yakalamayı başlattım ya mesela. Burada ben bir webcam ekleyeceğim diyelim. Şu anda webcam'i ben ekleyemeyeceğim çünkü e, şu anda videoyu kayıt aldığım programda webcam'imi kullanıyorum. İkisini de birlikte e, büyük ihtimalle kullandırmayacaktır bana. Ama sizin burada yapacağınız buradan ekle deyip şuraya tekrardan gelip video yakalama aygıtından buradan tamam deyip buraya sizin görüntünüz gelecek. Görmüş olduğunuz gibi benim görüntüm gelmedi şu anda. E, kameram e, açık olduğu için başka bir programda. Buradan kameranızı seçeceksiniz. Buradan e, aygıt varsayılanını seçebilirsiniz. Burayla çok oynamanıza gerek yok. Buradan e, bütün her şeyi yapıp tamam deyip e, yayına geçebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi şu anda e, pro başka bir programda kullandığım için Kullanmayacağım, şuradan vazgeç diyelim Vazgeç dediğimiz zaman kapatmıyor, kapattı. Ee, şu anda webcam'imizi kapattık. Webcam'i tabii ki üst tarafa almamız gerekiyor, o yüzden burada ekran yakalamanın üstüne taşıyacağız. Normal şartlarda buradan tutup üste taşıyacağız, ama şu anda dediğim gibi webcam'im yok. Ee, kaldır diyeceğim. Ve bu şu anda kaldıracağım siz burada kullanacaksınız tabii ki şu anda ee, burada işimiz tamam sayılır biz buradan hemen youtube'un canlı yayın kısmına geleceğiz. Burada kanalınızın ana ekranındayken burada görmüş olduğunuz kamera artı işaretini tıklayıp canlı yayın yap diyoruz. Biraz kolaylaştırmış youtube bu canlı yayın işini biraz daha pratik bir hale dökmüş hemen karşımıza youtube Studio çıkıyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Canlı yayın kısmına geçiriyor bizi. Burada görmüş olduğunuz gibi web kameramı aktifleştirmiyor. Yine şu anda başka bir programda kullandığımı söylüyor. Siz burada e, zaten e, otomatik olarak kameranızı algılayıp e, koyacaktır buraya. Sizin burada yapacağınız bir şey yok. Yayın yap kısmına geliyorum. Burada yayınıma bir başlık koymam gerekiyor. Yayınımın başlığı ne olabilir? Mesela şu anda e, ne olabilir? Photoshop yayını yapıyorum ben diyelim. Şu anda tamamen kafadan sallıyorum. Hani e, normalde ne yapacağım? E, belli değil çünkü photoshop yayını dedim mesela böyle bir başlık attım buradan gizli değil tabii ki siz herkese açık yapacaksınız ama ben gizli yapacağım çünkü şu anda e, yayını gerçekten yapmayacağım için gizliye aldım burada açıklama kısmımız var e, mesela ben bunu şöyle yapacağım burayı kapattım e, dedim ki photoshop yayınımıza, yayınımıza hoş geldiniz diyebilirim mesela buraya. Siz de burada ne dersiniz? Tamamen size kalmış açıklama kısmı. Burada mesela böyle bir şey yazdım diyelim. Buradan kategorimi kanalımın kategorisi neyse veya o yayının içeriği neyse onu seçiyorum. Daha sonrası için programla diyor bunu daha ileriye bir yayın olarak belirlemek için soruyor. E, bunu yapmamıza gerek yok zaten canlı yayını şu anda aktif olarak yapacağız o yüzden bunu işaretlemiyorum. Para kazanmayı etkinleştir dediğimizde e, canlı yayının ortasında reklamlar çıkıyor. E, bunu etkinleştirebilirsiniz etkinleştirmeyebilirsiniz size kalmış tamamen yani canlı yayınlardan da reklamlardan para kazanabiliyorsunuz. Burada özel küçük resim yükle kısmı var özel küçük resim yükleye tıklayacağız. Ben burada hatta bir küçük resim ekleyeceğim. Şurada görmüş olduğunuz benim küçük resimlerim var. Herhangi birine e, göstermelik olarak şu anda ekledim. Siz burada bir canlı yayın e, thumbnail'ı yapıp onu ekleyebilirsiniz. İşte canlı yayınımıza hoş geldiniz kısmında ya da e, canlı yayın yazıp bir thumbnail oluşturabilirsiniz. Ben şu anda hazır bir küçük resmi kullandım burada bu video çocuklara özel mi diyor? Siz burada çocuklara özelse evet diyeceksiniz, değilse hayır diyeceksiniz. YouTube artık bu sisteme çok dikkat ediyor. Burada gerçekten dikkat edin. Gerçekten çocuklara özel bir yayınsa burada çocuklara özeli seçin mutlaka. burada yine yaş kısıtlaması kısmı var. Bunu da gerçekten içeriğinize göre belirleyebilirsiniz. Çünkü YouTube artık dediğim gibi bu olaylara çok fazla dikkat ediyor. Ben burada kısıtlama dedim evet her şeyim sona erdiyse burada bütün ayarlarımı yaptıysam hatta burada benim ad silinmiş tekrar da onu bir gireyim photoshop yayın dedim ve burada her şeyim tamamlandıysa küçük resmim de gitmiş şuradan herhangi birini yine seçtim siz burada dediğim gibi kendinize özel bir tane yapabilirsiniz yayın oluştur diyeceğim şu anda yönet kısmına gelecek bekliyoruz evet şu anda yönet kısmına geldik. Yönet kısmında görmüş olduğunuz gibi canlı yayın anahtarı kısmımız var. Canlı yayın anahtarı dediğimiz şeyi birazdan sizlere göstereceğim. Bu canlı yayın anahtarı tam olarak şu. Ben bunu kopyala dedim. Daha sonra OBS Studio'ya geldim ve buradan ayarlar kısmına geldim. Ayarlarda yayın kısmına geldim ve burada ben e, Twitch görmüş olduğunuz gibi gözüküyor. Ben buna tıklıyorum. YouTube yapıyorum ve burada yayın anahtarı gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Buraya kopyaladığım yayın anahtarını yapıştırıyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum ve e, burada Yayın anahtarımı girdikten sonra yayının buraya aktarılmış oluyor. Burada yayın URL'si var. Bunu kopyalayıp işte insanlara atabilirsiniz. Yayınımız başlayacak diye bildirebilirsiniz. Bu URL'yi bunun için veriyor size. Evet, anahtarımızı girdikten sonra buradan ben tekrar ayarlar kısmına geleceğim ve burada genel ayarları var. Genel ayarlarını görüyorsunuz. Dilimizi Türkçe olarak seçmiş. Temayı otomatik seçmiş. Bunlar programın ayarları. Mesela dark yaptığınızda bu şekilde oluyor. Hatta dark kullanım daha güzel oldu. buradan siz istediğiniz gibi genel ayarlarınızı yapabilirsiniz. Genel ayarlarda benim size diyeceğim bir şey yok genelde sizi ilgilendiren kısımlar. Çıkış ayarları var. Çıkışı yine siz bilgisayarınızın sistemine göre veya internetinize göre ayarlayacaksınız. burada hani internetiniz nasıl bir yayın destekliyorsa veya bilgisayarınız nasıl bir yayını sorunsuz yapabilecekse siz buradan onu ayarlıyorsunuz. Kayıt biçimini MKV yapmış, MP4 yapabilirsiniz ya da yine siz yine MKV'de bırakabilirsiniz. Burada kodlayıcı vesaire. Bunlar dediğim gibi sizin bilgisayarınıza özel ayarlar. Yani burada size herhangi bir ayar veremeyeceğim. Şunu yaparsanız iyi olur gibisinden bir ayar veremeyeceğim. Burada gelişmiş kısmında daha fazla ayar var. Görmüş olduğunuz gibi birçok ayar var. Bunları dediğim gibi sizlere e, özellikle söyleyemeyeceğim. Siz bu e, ayarları e, forumlardan vesaire tavsiye alarak e, bilgisayarınız için hangi ayarlar daha iyi olur diye tavsiyelerinizi alarak o şekilde kullanabilirsiniz. E, ses kısmına geliyorum. Ses kısmında zaten ayarlarım otomatik olarak geliyor. E, varsayılan olarak zaten mikrofonumu seçmiş. Masaüstü sesini de seçmiş. Burada siz varsayılan olarak e, bırakabilirsiniz. Burada alt tarafta bas sustur kısmı var bu bas konuş olayını biliyorsunuz bir tuşa basarak konuşuyorsunuz mikrofonla mesela bunu ayarlayabilirsiniz yayının daha kaliteli olması açısından aslında bir yönlü işe yarayabilir mikrofonunuz kötüyse eğer gürültüyü engelleyecektir yayında bunları ayarlayabilirsiniz yine sizin tamamen tercihinize kalmış video kısmına geldiğinizde bu videonun kalitesini sizlere göstermek için konulmuş bir kısım burada ekranınız nasılsa o şekilde seçebilirsiniz. 1280 720 de seçebilirsiniz. Yine size kalmış bir durum. Burada ortak FPS değerleri diyor. Buna 60 FPS yaparsanız yayının kasma oranı daha fazla olabilir. O yüzden 30'da bırakmanızı tavsiye ediyorum. Eğer e, iyi bir internetiniz ve iyi bir bilgisayarınız yoksa yani çok fazla iyi aslında burada biraz geniş kapsamlı oluyor ama 60 FPS yayın yapmak için gerçekten çok güzel bir bilgisayar ve çok güzel bir internete ihtiyacınız var. 30 FPS bizim için ideal olacaktır. Kısa yollar kısmında yine kısa yolları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yayını başlatma, yayın durdurma tuşlarımız vesaire var. Gelişmiş kısmında şu anda yapacağımız bir şey yok aslında. Burada görmüş olduğunuz gibi. Birçok şey var işlem önceliğini falan ayarlayabiliyoruz. Hani bütün sistemi burada obs e harcayabiliyoruz. Bu şekilde ayarlarımızı yapabiliyoruz. Burada ben normal bırakacağım bunu. Burada yapacağımız herhangi bir ayar yok. Uygula dedim tamam dedim ve şimdi buradan ne yapacağız? Yayınımıza artık geçebiliriz. Ben buradan yayını başlat diyeceğim. Yayını başlat dediğimde buraya gelecek. Şu anda veri yok diyor. Birazdan verim gelecek buraya. Evet görmüş olduğunuz gibi kusursuz bağlantı olarak gözüktü. Burada şu anda verimiz var. Şurada canlı yayınımız sanırım e, ön izlemesi var. Evet ön izlememiz şu anda Burada gözüküyor görmüş olduğunuz gibi canlı yayınımız. Ön izleniyor ama ben şu anda izlemeyeceğim. Ee, i̇nternet benim de internetim o kadar iyi bir internet değil. O yüzden hem izleyip hem yayın yaparsam büyük ihtimalle kasacaktır. Hatta şurada hata verdi görmüş olduğunuz gibi. Ee, öyle bir olaya giriştiğimde. Siz burada kendi internetiniz iyiyse onu da yapabilirsiniz tabii ki. Burada yayın URL'si var. Ee, yayın URL'sini dediğim gibi insanlarla paylaşabilirsiniz. Ee, i̇nsanların yayına gelmesi için bu şekilde davet edebilirsiniz insanları. Ee, burada başka ne yapacağız? DVR dediğimiz şey e, yayını mesela bir kişi izliyor ve bu kişi bu yayını canlı olarak izliyor. Canlı olarak izlerken geriye gidebilsin mi gidemesin mi bunu ayarlıyorsunuz buradan kapattığınız zaman DVR'ı insanlar canlı yayını anlık izleyebilir sadece gerideki saatlere gidemez mesela siz 3 saatlik bir yayın yaptıysanız o 3 saatin birinci saatine gidemez bu insan. 3 saatin devamından izleyecektir. Bunu siz kendi seçiminize göre kapatıp açabilirsiniz. Burada yayın gecikmesini normal olarak bırakın. Düşük gecikme ve ultra düşük gecikme gerçekten çok iyi sistemler için ve çok iyi internetler için ayrılmış bir bölüm. Bunu da normal olarak bırakmanızı tavsiye ediyorum analiz kısmında yayına kaç kişi geldiği, sohbet hızını, işte oynatma sayısını vesaire bunları gösteriyor. İzleyen kişi sayısını vesaire gösteriyor. Bunu yayına açtıktan sonra görebilirsiniz. Akışın sağlık durumu bende kötü gözüküyor. Ee, sizin internetiniz iyiyse tabii ki sizde iyi gözükecektir. Ee, burada akışın durumunu görebiliyorsunuz. Ee, yayın durumu ne durumda? Yani kasma var mı, delay var mı? Bunları görebiliyorsunuz buradan. Ee, siz buradan Yayını kontrol edebilirsiniz ee, şu anda ayarlarımız bu kadar yapacağımız başka bir ayar yok ee, her şeyin tamam olduğundan emin olduktan sonra canlı yayını başlat diyoruz ve burada yayınımız başlayacak Evet, şu anda aslında yayındayız ee, tabii ki bende dediğim gibi internet şu anda sıkıntılı olduğundan dolayı. Yayın çok fazla e, görmüş olduğunuz gibi çözünürlüğü bayağı bir düşük gözüküyor. E, siz internetiniz tabii ki iyi olacaktır herhalde yayın yapma işine girişecekseniz bu şekilde ayarlarınızı yapıp yayına başlayabilirsiniz ve insanlara canlı yayınlar yapabilirsiniz. Umarım bu video sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.